geldi. Ahmet Zembilci, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe milletvekilinin oğlu hakkında açılan bir soruşturma. Şöyle demiş istifa mesajında Ahmet Zembilci, bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensup olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum kamuoyuna saygıyla demiş. Ahmet Zembilci, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuş. Oğlu hakkında açılan soruşturma nedir? Adli bir soruşturma olduğunu söylüyor. Bu soruşturmanın çerçevesi nedir? Acaba milletvekilinin oğlu bu soruşturmada neyle suçlanıyor? Bunları bilmiyoruz. Ahmet Zembilci'nin çeşitli fotoğrafları geliyor ekrana. Ama belli ki ağır bir suçlama. Alışık olmadığımız biçimde bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili bir yakını bir soruşturmaya konu olduğu gerekçesiyle partisinden istifa etme kararı aldı. Ciddi bir suçlama olsa gerek, bu ortaya çıkacaktır ne olduğu. Bir de istifa mı etti, gerçekten istifa kararı mı aldı? Yani kendi başına bir istifa kararı aldı yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi tarafından partiden istifa etmesi mi istendi? Bunları da henüz bilmiyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili eksilmiş oldu. Böylelikle Ahmet Zembilci partisinden istifa etti. Şimdi Mehmet Aydoğdu konuğumuz. Eğitim Sen Ankara Bir Nolu Şube Başkanı Mehmet Bey ile Ankara'daki bu okullarda hijyen sorunu, okulların temizlenememesi problemi, temizlik personelinin olmaması meselesi. Milli Eğitim Bakanı 30 bin kişi alınacağını ilan etmişti. Okulları temizleyemeyen, küçücük, mini mini birlerin, ikilerin gittiği tuvaletleri temizleyemeyen bir iktidar var. Yani bu bir tartışma konusu oluyor. Bu bir haber meselesi oluyor ve Milli Eğitim Bakanı çıkıp bunun için 30 bin kişi alınacağını bir müjde olarak duyuruyor. Yani okullarımız niye temizlenmiyor? Ya bu gündemimizde olmaması gereken